Sayın hocam ben bolluk bereketimin artması için her gün 308 adet ya rezak esmasını okuyorum düzenli olarak. Ama sonuç alamıyorum. Bunun nedeni sizce nedir? Evet güzel bir soru. Her gün ya rezak okuyorum ama bolluk bereketimde bir değişme olmuyor. Sevgili dostlar olmaz çünkü esma Hüsna okumak demek sadece şu kadar adet şu kadar şunun için okumak demek değildir. esma Hüsna'lar Yaradanın güzel isimleri diyebiliyoruz değil mi? Peki Yaradanın bu güzel isimleri bize neyi tarif ediyor? Yaradanın ahlakını tarif ediyor. Peki biz kullara düşen ilk vazifelerden biri nedir? Yaradanın ahlakıyla ahlaklanmak. O halde o zaman ilk mevzu esmaların bize bildirilmesinin altındaki hikmet diyebiliriz ki öncelikle biz kullara bu görevi yapabilmek yani yaradanın ahlakıyla ahlaklanmak görevinde ışık tutmak rehber olmaktır. Arkadaşlar esma Hüsna'nın çalışabilmesi için niyetinize göre öncelikle o Esma'nın sizde açığa çıkması lazım. Diyelim ki 308 adet ya rezzak dedik değil mi? Reçetemizde tarifimizde bu var. Niye 308? Her Esma'nın bir titreşimi vardır. Her şeyde olduğu gibi ya Rezzak esmasının da bir titreşim değeri vardır. Ve Ebced hesabına göre her esmanın harf karşındaki titreşim neticesinde bir sayı değeri belirlenmiştir. Bu sayı değeri bize neyi anlatır? Sen 308 defa Ya Rezzak esmasını zikrettiğinde yani Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak dediğinde senin beden titreşiminle okuduğun esmanın titreşimi minimum 308 adet zikrettiğinde eşitlenir. Rezone olur deriz biz ona. Yani burada bir nevi rezonans kanunu çalışır. Benim titreşimim ve okumuş olduğum ya Rezzak esmasının titreşimine yaklaştığımda ancak birbirimizi o zaman tabiri caizse görebiliyoruz. Birbirimize etki edebiliyoruz. Aynı dilden konuşabiliyoruz. Bundan dolayı öncelikle ne yapmam gerekiyor benim? Okuyacağım esmanın titreşimine uyumlanmam gerekiyor. Bundan dolayı da 300 308 defa okudum. Okey. Peki yeterli mi? Hayır. Buradaki esmaları okumaktaki amaç aslında bizdeki o esmayı yani Yaradan'ın o ahlakına bürünüp bizde tecelli ettirebilmek ve bizde açığa çıkarmaktır. Peki o zaman 308 defa okudum. Aynı rezonansa geldim. Bu yetmiyor dedim. O zaman ne yapmam gerekiyor? Mana dediğimiz ya rezdakın manasına bir bakmam gerekiyor. Ben ya rezdak dedikçe benden ne tür bir duygu, ne tür bir enerji çıkıyor? Nasıl bir talep çıkıyor? Peki ben ya rezdak dediğimde ne diyorum arkadaşlar? Çok ceveren, cömert olan, bolca veren değil mi? Ya Rezzak'ın bu ve benzeri anlamlarını aslında zikrediyorum. E bu merak yasasına göre bizim lisanımızda benden çıkan bana geri gelir diyoruz. E peki ben ne diyorum? Ya Rezzak, Ya Rezzak. Yani çok veren, cömert olan Allah'ım, cömert olan Allah'ım, cömert olan Allah'ım tabiri caizlik özetle. Dediğimde benden cömertli, cömert, 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 cömert. Cömertlik enerjisini ne yapıyorum? Frekansını yayıyorum. Peki sisteme göre neydi? Benden çıkan bana gelir, geri gelir dedim. Peki benden çıkan bu cömertlik enerjisi bana nasıl geri gelecek? Önce bana cömert olmayı öğretecek. Değil mi? Neden? Çünkü benim önce o esmanın enerjisine bürünmem ve gerçek anlamda benim cömertlik enerjisini yaymam lazım. Ki o zaman Allah'ın rezzak esmasının mantığıyla değil mi ahlakıyla ahlaklanabileyim. Ona dönüşebileyim. E peki ben habire cömert 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 diyorum ama e ben cömert değilim. Koşulsuz vermeyi bilmiyorum. Cömert olmayı bilmiyorsam eğer ve buna rağmen bunu okuyorsam e doğal olarak bana ne diyecek? O zaman öncelikle sen o zikrettiğin değil mi esmanın anlamını kendinde açığa çıkar. Peki ben talep ettiğim için de diyor ki hadi o zaman sana cömert olmayı öğretelim. Cömert olmayı nasıl öğreneceğim? Yaradan senin talebin neticesinde. Senden ya rezak esmasını alıyor. Sen bu enerjiyi yayıyorsun. E, diyor ki tamam sende ben Yarızak esması ile sana tecelli edebilmek için, seni ona döndürebilmek için, o zaman sana cömertliği nasıl öğreteceğim? Örnek veriyorum. Çok sıkışıksın. Zaten maddi olarak zor bir dönemde olduğun için yarızak esmasına başvuruyorsun. Cebinde paran yok, hatta sen borç arıyorsun mesela. Hal bu durumdayken, senin kapına bir dilenci geliyor. Ya da bir arkadaşın arıyor, diyor ki çok sıkıştım, şu kadar para ihtiyacım var ya da şu yardıma ihtiyacım var, bana lütfen yardım et. Sen diyorsun ki ya zaten ben sıkışığım, bundan dolayı zaten ya kokuyorum okuyorum, bir de ben senin müşkülünü nasıl halledeyim dediğin noktada ya Rizzak, esmasın esmasını ne yapamazsın açığa çıkaramazsın. Ne yapman gerekiyor? Sana gönderilen bu kişi aslında senin ya Rezzak esmasına dönüşmek ve deneyimlemek ve kendinde açığa çıkarmak için gönderilmiş bir nevi imtihandır. Her esma talep edildiğinde ve kendi açığa çıkardığında akabininde bir imtihanla gelir. Ne tür bir imtihan? O sınavı geçmen için değil mi? Bir sebep. Tamam. O zaman ben Rezzak esmasını kendi açığa çıkarmak için zaten okuyorum ya o imtihanı görüyorum, fark ediyorum ve diyorum ki bunu Rabbim beni denemek yani bir nevi imtihan etmek ve ben Rezzak Esma'sının imtihanını vermek adına o zaman ne yapmam gerekiyor? O arkadaşıma bana gelmiş ve benden isteyen arkadaşıma her ne kadar ben de zor durumda olsam da buna rağmen cömert olduğumu ne yapmam lazım ispatlamam ve Kalkıp işte zaten sıkıntılı olduğum süreçte var olandan onun müşkülünü çözmek değil mi? Onun işini görmek ve ona cömertçe ikram ettiğim anda bir nevi benden nasıl bir enerji yayılıyor arkadaşlar? Nasıl bir duygu yayılıyor? Gerçek anlamda cömert veren, cömert olmayı ne yapıyorum orada deneyimliyorum. Çünkü yasaya göre sende olmayan hiçbir şeyi Hayatına ne yapamıyorsun? Çekemiyorsun. Titreşiminde olmadığın ve senden o enerji çıkmadığı sürece sen o enerjiyi hayatına çekemiyorsun. Yani sen cimriysen cömert kişileri hayatına çekemiyorsun gibi düşün. Doğal olarak imtihanı diyelim ki geçtim. Yaradan'ın bana gönderdiği okulun işini hallettim ve ona gerçekten sevgiyle cömert olmayı öğrenmek ve deneyimlemek Allah'ın ahlakına benzeyebilmek için... Cömertçe verdim. Bu da okey. Bu da cepte. Geriye kalıyor. 308 defa ya Rezzak'ı okurken hangi hayali gördüğümü görmem gerekiyor. Yani burada da bir nevi çekim yasasını biliyor olmamız ya da onu kullanabiliyor olmamız gerekiyor diyebiliriz. Peki o zaman nasıl? Ne demek bu? Şimdi burada izleyen dostlar şunu yapmasını istiyorum Narzane. Rızık dediklerini gözlerinizi kapatın ve rızık dediğinizde hangi hayali gördüğünüzü bir fark edin. Rızık. Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak, Rızık dediğimde eğer şunu görüyorsan, rızıktan anladığın şey, borç harçsa, onun hayali görüyorsan, kaos, işte kapıya dayanmış borçlar falan vesairede o müşkülün neyse, sıkıntı neyse o sahneyi görüyorsan, üzgünüm o esmayı kendinde sana bolluk bereket getirsin diye ne yapamazsın istifade edemezsin çünkü zikir esnasında kişinin arka planda tabiri caizse bilinç altında ve bilinç altında gördüğü ekranda ki biz buna kök inançlar diyoruz hangi resmi hangi hayali görüyorsa onu aşağı indirebiliyor yani onu yaşıyor Özetle kafanızı karıştırmadan şöyle toparlayayım. Ben ya rezzak esnasını çekerken eğer borçlarımı düşünüyorsam değil mi? E, benim duam neydi? Benim hayatıma bolluk, bereket ve para gelsin de. E kural şu neyin resmini göreceksen neyin hayalini değil mi? E, göreceksen e, onu yaşayacaksın. E, benim istediğim şey borçlarım değil. Ben para istiyorum daha sıkıntılarım gitmesini bolluk bereketini refah içine yaşamasını istiyorsam, bunun hayalini kurarak o zikri yapacağım. Anlatabiliyor muyum sevgili dostlar? Velhasıl bazılarımız da mesela ilginçtir. Rızık dediğinde mesela bir sofralar görür. Rızıktan anladığı şey gıdadır. Bolluk bereketten anladığı şey, e, kilerinin, buzdolabının dolu olmasıdır. Şimdi sen rızık diye dua ederken, aslında ne olarak dua etmiş oluyorsun? Allah'ım sen dolabımı doldur, işte kilerimi doldur, sofralarımı zenginleştir şeklinde bir talep etmiş oluyorsun. Ama istediğin şey yemek değil, para. Borcun var, vadesi yaklaşıyor ve bunu ödemek istiyorsun ve bundan dolayı para gelsin istiyorsun. Ama esas talep ettiğin şey ne? Yemek, masa, değil mi? ve ziyafet sofrası. Bundan dolayı tezatlıklar sizin talebinizi ne yapar? Titreşimini bozar. Maksadını değiştirir. Velhasıl bu, dik, bu minvalde bu e, hususları bilmeyen kişiler tabiri caizse e, körü körüne sadece 8 defa şunu okuyacağım bana para gelecek diye bekliyorlarsa günün sonunda bu gelmediğinde yaşadığı şey ne oluyor? Yaradan'ın o muhteşem isimlerine itibarını kaybettiriyor. Diyor ki yok çalışmıyor. Bunlar yalan. Bunlar şey değil. Bir işe yaramıyor. Hayır. Esma-i çok güçlüdür. Ve hakikaten hayatınıza bilinçli bir şekilde onun mantığını anladığınızda ve o esmaları kendinizde önce açığa çıkardığınızda sizin hayatınıza o istediğiniz şey tevkalade bir şekilde tecelli edecektir. Ama tekrarlıyorum bunun yolu önce okuduğumuz esmaya dönüşmektir. Eğer ben yaradandan onun cömert olan esmasıyla yani ahlakıyla talep ediyorsam yaradan diyor ki sen önce cömert olmayı anla. Cömert olursan şayet sen cömertlik enerjisi yayarsan benim kurduğum bu sistemde de bütün kullarım ve diğer bütün sebepler sana cömertçe gelir. Sen cimriysen sadece ne yapamazsın? Cömertliği hayatına çekemezsin. Aksi gibi bir de <laughs> cimriliği ya da işte sarpa saran işleri yaydığın enerji neticesinde neyse sendeki o sona gelir ve işler daha da bozulur. Özetle bu şekilde izah edebilirim e, ee, şöyle bir yine de bir geçmek gerekirse ne yapıyormuşuz? 308 defa ya rezzak yetmiyor. Bunu anlıyoruz. Bir kere Esma'nın o manasını anlıyoruz. Yaradan o ahlakını anlıyoruz. Sonra ona dönüşüyoruz. Onun titreşimine giriyoruz. O adet kadar zikredip o titreşime girdikten sonra o yaradanın ahlakına büründüğümüzü ispatlıyoruz. Eylem olarak gösteriyoruz. Bizden o eylem neticesinde o duygu çıkıyor ve artık ondan sonrasında biz o esmayı zikrederken ve talep ederken eğer istifade edeceksek de zikretme aşamasında hangi hayali gördüğümüzü, gerçek anlamda sözümüzün ne olduğunu ama talebimizin ne olduğunu eğer bir tezat yoksa ne yapıyoruz? Hayatımıza çekebiliyoruz. Umarım anlatabilmişimdir.